105 Şerefe Bacı metnini okuyunuz. Büyük harfler ve noktalama işaretlerinin kullanılmadığı metni yazım ve noktalama kurallarına uyarak yeniden yazınız demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Şerefe Bacı. Şerefe Bacı derken burada Ş büyük olması gerekiyor. Şerefe Bacı. Bacı yine büyük harfle başlamalı ve virgül. Bakacak başka kimse olmadığı için cephane sevkiyatında elifini derken E büyük. Tabii kesme işaretiyle elifini de yanında getirmek durumunda kalmıştı. Nokta. Kanısına derken K büyük. Top mermilerini yüklendi derken yine nokta. S büyük. Sırtında taşıdığı elifi derken E büyük ve kesme işareti. İnebolu çıkışında, İnebolu'nun İ'si büyük arkadaşlar. İnebolu çıkışında mermilerin arasında bir yere yerleştirdi nokta. S büyük. Sırtındaki yün yorganı hem mermileri hem de kızını koruyacak şekilde üzerlerine serdi nokta. Kağnıyı derken K büyük. Çeken öküz birkaç kez kar ve tipi nedeniyle çökse de Şerife Bacı derken Ş büyük, B büyük ve kesme işaretiyle ayırıyoruz arkadaşlar. Şerife Bacı'nın itip kalkmasıyla yoluna devam etmişti. Nokta. Geçen zaman içinde G büyük tabii ki arkadaşlar. Geçen zaman içerisinde soğuktan dolayı takati kalmayan Şerife Bacı yine Ş ve B büyük donarak şehit olduğunda 20 yaşındaydı. Nokta. Kastamonu derken K büyük kışlası önünde virgül bebeği sırtında cephane yüklü kağnıda hayata gözlerini yummuştu. Nokta. Şerife Bacı'nın yine Ş ve B büyük. Şurada da kesme işaretini koymayı unutmayalım arkadaşlar. Şerife Bacı'nın bu destansı mücadelesi Kurtuluş Savaşı sonrasında 11 Şubat 1924'te derken yine tırnakla İnebolu'ya derken İ büyük ve yine kesme işareti beyaz şeritli İstiklal Madalyası kazandırmıştı. Yine noktayla bitiriyoruz arkadaşlar. 106 soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. İstanbul'u terk etmemin sebebi İstanbul'da oluşan zor şartlardan kaynaklanıyordu. Anadolu'ya geçmekteki amacım Anadolu'nun ortasında ve Türk milletinin büyük kitlesi içinde Türk milletinin yüksek karakterine ve sarsılmaz kararlılık ve imanına dayanmak idi. Bundan başka hiçbir önlemin memleket ve milletin derin yarasına çare olamayacağına kesin olarak inanmıştım. Onun için Samsun'a ayak bastığım dakikada aldığım ilk önlem Samsun ve çevresine dair yanında bulunanlara gereken emirleri ve direktifi vererek hemen güneye yürümek oldu. 1924 Mustafa Kemal Atatürk Söylevi sayfa 101 arkadaşlar. Soru 1. Atatürk İstanbul'u neden terk etmek zorunda kalmıştır? Çünkü oradaki zor şartlardan dolayı terk etmek zorunda kalmıştır. 2. Atatürk'ün Anadolu'ya geçmesindeki asıl amaç nedir? Asıl amaç Türk milletinin yüksek karakterine ve sarsılmaz
kararlılık ve imanına dayanmaktır. Peki 3. Atatürk Samsun'a çıktığında nasıl bir önlem almıştır? Atatürk Samsun'a çıktığında gereken emirleri ve direktifleri vererek hemen güneye yürümüştür. "107. Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlarını bularak örnekteki gibi eşleştiriniz." demiş. Kelimelere baktığımız zaman tekil, hayal, cimri, dolu, birinci, üretici, neşeli, hatırlamak, ucuz, uysal, hızlı, zararlı, kurak, tavan, ters ve küçük. Zıt anlamlara baktığımız zaman sonuncu, büyük, sulak, yavaş, tüketici, çoğul, pahalı, gerçek, cömert, taban, yararlı, düz, üzgün, boş, hırçın ve unutmak. Tabii başlarındaki harfler verilmiş. Mesela arkadaşlar tekil kelimesinin zıt anlamı çoğul olduğu için e ile eşleştirilmiş. Ben şimdi bunların zıt anlamlarını yazacağım. Karşılıklarını sizler eşleştirirsiniz. Şimdi tekilin zıt anlamı çoğul olduğu için e ile eşleşmiş. Hayal, hayalin zıt anlamı gerçek. O da arkadaşlar G harfinde. Cimri, cömert yani yumuşak G'de. Dolu zıt anlamı boş yani K harfinde. Birinci, sonuncu yani A harfinde. Yine üretici zıt anlamı tüketici yine D harfinde. Neşeli, üzgün J harfinde. Hatırlamak, unutmak yine M harfinde. Ucuz, pahalı yine F harfinde. Uysal, hırçın yine L harfinde. Hızlı, yavaş Ç harfinde. Yine zararlı ve yararlı I harfinde. Kurak, sulak, C harfinde. Tavan, taban yine H harfinde. Ters, düz yine I harfinde. Ve küçük, büyük yani B harfinde. 108. Aşağıdaki deyimlerde boş bırakılan yerlere karışık olarak verilen görsellerden yararlanarak örnekteki gibi tamamlayınız. Resimlerin yanında yer alan harfleri de uygun sırada yazarak alttaki şifreyi çözünüz diyor. Şimdi önce biz boşlukları dolduralım arkadaşlar. Birinci de göz kulak olmak. İki ağzından bal damlamak. Üç suratı sirke satmak. Ve dört ipe un sermek. Beş pireyi deve yapmak. 6. Aç ayı oynamaz. 7. Fol yok. Yumurta yok. 8. Başını taşa vurmak. Ve ekmek elden, su gölden. Şifremizi harfleri yerine koyacağımız zaman 2'ye Ü, 3'e R, 4'e K, 5'e Ç, 6'ya E, 7'ye M, 8'e İ ve 9'a Z yani Türkçemiz. 109. Aşağıdaki soruları Barbaros Köyü Oyuk Festivali metnine göre cevaplayınız demiş. Barbaros Köyü Oyuk Festivali. Barbaros Köyü İzmir'in Urla ilçesine bağlıdır. Her sene köyde düzenlenen Oyuk Festivali yerli ve yabancı pek çok misafire ev sahipliği yapar. Oyuk Festivali'ni diğer birçok festivalden ayıran
temel özellik toplumumuzun geleneksel yapısında bulunan imece kültürüne dayalı olması ve köyde yaşayanlarca düzenlenmesidir. Bu bölgede korkuluğa oyuk denir. Tarlalardaki ürünleri korumak için kullanılan korkuluklar bu festivalin simgeleridir. Festivalin düzenlenme amaçları Barbaros'un tarımsal, kültürel ve geleneksel değerlerini canlı tutmak, doğal dokusunu bozmadan unutulmuş gelenekleri canlandırmak, üretim gücünü ortaya çıkarmak ve kırsal yaşamın sunduğu nimetlerden ödün vermeden sürdürülebilir kalkınma sağlamaktır. Sorularımıza bakalım. Birinci soru, Barbaros Köyü nerededir? Barbaros Köyü İzmir'in Urla ilçesindedir. Peki 2. Barbaros Köyü'nde düzenlenen festivalin adı nedir? Oyuk Festivali'dir. Üç, Oyuk Festivali'ni diğer etkinliklerden ayıran temel özellik nedir? Temel özellik İMC usulüne dayalı olması ve köyde yaşayanlar tarafından yapılması. Dört, festivalin düzenlenme amaçlarından birini yazınız. Festival Barbaros'un tarımsal, kültürel ve geleneksel değerlerini canlı tutmak. 5. Metnin türünü yazınız. Metin 1. Bilgilendirici metin arkadaşlar. %10 bir görsel var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dünya ve dünyayı korumak için çalışan kişiler. Yukarıdaki görselden hareketle geri dönüşüm ve enerji tasarrufu konulu bir şiir yazınız. Şiirinize başlık yazmayı unutmayınız demiş. Başlığımız geri dönüşür. İstiyorsan güzel bir dünya, hayallerini plastiğe koyma. Geri dönüşür. Sakın unutma. Cam, pil, kağıt, şişe dönüşür güzel bir geleceğe. %11 aşağıdaki şemalarda özelliklere verilen hayvanların adlarını görsellerden yararlanarak soru işareti bulunan yerlere yazınız demiş. Bakalım. Şimdi birincisinde göçmen kuşlara örnektir. Gagası ve bacakları erişkinlerde kırmızı renklidir. Boyu 100-115 cm'ye kadar ulaşır. Tabii ki bu arkadaşlar nedir? Leylek. 2. Sahiplerine bağlıdır. Keskin koku alma ve işitme kabiliyeti olan
etçil bir memelidir. Ortalama 15-20 yıl kadar yaşar. Bu da köpektir arkadaşlar. 3. Arka bacakları ön bacaklarından daha uzundur. Kısa kuyruğu, uzun kulak ve bıyıklara sahiptir. Havuç yemeyi çok sever. Bu da nedir tabii ki? Tavşan. 112. Ayşe öğretmen öğrencilerine bugün derste okuyacağı kitaplardan birer resim göstererek onlardan kitapların konusunun ne olabileceğini tahmin etmelerini istemiştir. A. Siz de görsellerden yararlanarak kitabın konusunu tahmin edip yanlarındaki kutucuğa yazınız demiş. Bakalım. Şimdi birinci kitabın görselinde bir çocuk ve bir hayvan görüyorsunuz. Köpek görüyorsunuz. Tabii ki iyi bir arkadaşlık yapmışlar. Burada bunun konusuna hayvan sevgisi diyebiliriz. İkinci görselde iki kız çocuğunun elle tutuşarak mutluluğunu görüyorsunuz. Bu da tabii ki arkadaşlık diyebiliriz. B. Okul gazetesinde yayınlanacak olan geri dönüşüm konulu bilgilendirici metinde görsel olarak kullanmak üzere bir metin yarışması düzenlenecektir. Yarışmaya katılmak için tasarladığınız resmi aşağıya yazınız. Arkadaşlar buraya resim yapmak için size bırakıyorum. Buraya geri dönüşümle alakalı tasarladığınız güzel bir resmi çizebilirsiniz. 113. 1. Çocukluk şiirini okuyunuz. Sarı balona şiirin konusunun ne olduğunu yazınız. 2. Kırmızıyla yazılan kelime ve kelime grubunun anlamını tahmin ediniz. Tahminleriniz ve bunların Türkçe sözlükteki anlamlarını karşılaştırınız. Bu kelime ve kelime grubunu birer cümlede kullanınız demiş. Önce şiiri okuyalım. Çocukluk. Affan dedeye para saydım. Sattı bana çocukluğumu. Artık ne yaşım var ne adım. Bilmiyorum kim olduğumu. Hiçbir şey sorulmasın benden. Haberim yok olan bitenden. Bu bahar havası, bu bahçe. Havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce. Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim. Hiç bitmese horoz şekerim. Şimdi arkadaşlar şiirin konusu çocukluğa duyulan ne var? Tabii ki özlem. Şimdi kırmızı renkli kelimelere baktığımız zaman 1. Haberim yok olan bitenden. Tahminim haber. Bize getirilen ya da duyurulan herhangi bir duyuru. Sözlükteki anlamı bir olay ya da olgunun iletilmesi. Cümlem haber saldım. 4 bir yana. İkinci cümle, havuzda su şırıl şırıldır. Tahminim şırıl şırıl. Sesli akan su. Sözlükteki anlamı sürekli ve sesli akmak. Cümlem su şırıl şırıl akıyordu. 114. Haydi bulmacayı çöz demiş.
Şimdi bulmacadaki harfler var. Bulmacalara baktığımız zaman 1. Anlam olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konulan noktalama işaretidir. Bu tabii ki 3 nokta. 2. Dost kelimesinin eş anlamlısıdır. Arkadaş. 3. Pazartesi günü matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilimler derslerine çalıştığım cümlesinde yay ayıraçların içerisinde yazılması gereken noktalama işaretidir. Tabii ki virgül. 4. Dizeler halinde yazılır. Bazıları dörtlük halinde yazılır. Duygu ön plandadır. Bu şiir. 5. Şiirin okuyunca uyandırdığı temel duygudur. Ana duygu. 6. Bir dizede söylenmesi gereken sözün diğerlerine göre daha belirgin söylenmesi. Bu vurgudur. 7. Dizeler okunurken tüm seslerin farklı yükseklikte telaffuz edilmesi. Tonlama. Ve 8. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimeler. O da eş anlamlı. Bunları şimdi yerlerine yazalım. Şimdi 4 şiirdi. 8 eş anlamlıydı. 3 virgül. 1 yukarıdan aşağı 3 nokta. 7 tonlama. 2 arkadaş. 5 ana duygu. Ve 6 vurguydu. 115. Aşağıdaki trafik işaretlerinin ne anlama geldiğini araştırarak yazınız demiş. Şimdi 1'e baktığımız zaman U dönüşü yapılmaz. İkincisi okul geçidi. Üç hastane. Dört sola dönüş yapılmaz. 5 ışıklı işaret cihazı levhası.